Türkiye geçtiğimiz yıl bir tekel bayiden gelen görüntülerle sarsılmıştı. Hatırlayacaksınız hepiniz. İki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu sanıklardan biri kendisini öldürme içgüdüsüyle hareket etmediğini söyleyerek bir diğeri de bu olayı tasarlamış olsaydım şort giymezdim. İnsan öldürmeye şortla mı gideceğim sözleriyle savundu. Adres İstanbul Esenyurt'tu. 28 Temmuz 2023 gecesi bir teker yine silahlı saldırı düzenlendi. 20 yaşındaki Batuhan Bayındır'la 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen o saldırıda yaşamını yitirdi. Türkiye'nin gündemine oturan tekel bayi cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Segbis'le katılan 4 sanık savunma yaptı. Tutuklu sanık Tarık Özer öldürme amacıyla ateş etmedim dedi pişman olduğunu söyledi. Oğlum baba diye bağırınca koruma içgüdüsüyle Yunus Emre'nin bacaklarına sıktım ifadelerini kullandı. Bir diğer tutuklu Servet Özer ise böyle bir şey tasarlamış olsaydım şort giymezdim insan öldürmeye şortla mı gideceğim sözleriyle savunma yaptı. Tek amacının kavga eden iki kişiyi ayırmak olduğunu söyledi. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede 4 sanık hakkında bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 16 yıl 6 aydan 31 yıl 9 aya kadar hapis talep edilmişti.